Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Şimdi artık ÖABT çıkmış kalıtım sorularına geldik. Aslında benim aklıma şu da geldi bunları yazarken. Elimde bir kitap var, Pegem'in kitabı. 2017 baskısı arkadaşlar. 2017'ye kadar olan her konuyla ilgili ÖABT çıkmış sorular var. Dedim ki keşke her konu sonunda ÖABT çıkmış soruları videosunu da çekseydim. Bundan sonraki konular için isterseniz çekeyim. Sonrasında arkadaşlar şöyle yapalım, hani önceki konular için de ayrıca bir video çeker yüklerim onları da. Hem böyle konu konu görmüş olursunuz daha iyi olur. Ben böyle düşündüm, bakalım nasıl yaparız arkadaşlar. Ama kalıtımdan sonraki konular için çıkmış soruları çözeceğim arkadaşlar, unutmayın. Evet, gelelim şimdi. Karıncalarda diyor, döllenmiş yumurtadan oluşan larvaların farklı beslenmelerine bağlı olarak kraliçeye de işçi karıncalar gelişir. Yukarıdaki olay türlerin bireyleri arasında farklılaşmalar neden olan bir durumu örnektir. Nedir bu durum arkadaşlar? Modifikasyon değil mi? Modifikasyon. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi aynı duruma ait bir örnek değildir? İstiridyelerin yapıştığı yere bağlı olarak değişik kabuk şekilleri kazanması bu bir modifikasyondur. Çevre şartına bağlıdır. Bir ortamda tek bir bireyden üreyen terliksi hayvanların boylarının birbirinden farklı olması bu da çevre şartına bağlıdır arkadaşlar. Çuha çiçeğinin düşük sıcaklıkta kırmızı, yüksek sıcaklıkta beyaz renkli olması, yetiştirildiği ortam koşuluna göre renkleri değişiyor arkadaşlar çiçeklerin. Bu da çevre şartı olduğu için modifikasyon. Düşük sıcaklıkta yetiştirilen sirke sineklerinde yavruların düz kanatlı, yüksek sıcaklıkta kıvrık kanatlı olması. Bu da yine çevre şartına bağlı olarak değişiyor. Bu kalemunun üzerinde bulunduğu yerin rengine göre renk değiştirmesi. Şimdi arkadaşlar bunu da modifikasyon olarak algılayabilirsiniz ama öyle değildir. Neden? Çünkü bakın buradakilerin hepsi sadece yetiştirilme zamanında gerçekleşir ve biter. Hayatının sonuna kadar o şekilde yaşar. Ama bu kalemunda öyle bir durum söz konusu değil. Renk değiştirme geni vardır ve bu renk değiştirme geni sayesinde bulunduğu ortama göre rengini ayarlar arkadaşlar. Bu bir adaptasyon örneğidir. Adaptasyon yani modifikasyon değil. Modifikasyonda yetiştirilme ortamına bağlı olarak değişir ve hayatı boyunca aynı şekilde kalır. Ama bu kalemunun yaptığı şey anlık değişimlerdir ve arkadaşlar bu bir adaptasyon örneğidir. Gelelim ikinci sorumuza. Bu arada hangi yıllarda çıkmış olduğu kitapta yazmadığı için ben de bilmiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ÖSYM'de hepsini yayınlamıyor. O yüzden hangi yıllarda olduğunu bilmiyorum ama büyük ihtimal geçmişten yeniye doğru. Yani eskiden yeniye doğrudur sorular. Ben de o sıraya göre yazdım zaten. İnsanlarda kan grubu fenotipi kalıtsal olarak belirlenmektedir. Aşağıda 4 ayrı çiftin AB0 sistemine göre kan grupları verilmiştir. Çiftlerin kan grubu fenotipleri olduğuna göre çiftlerin hangilerinden doğacak çocuğun kan grubunun ne olacağı kesin olarak söylenebilir. Şimdi kan grubunun ne olacağını kesin olarak söyleyebilmemiz için annenin babanın genotipinin kesin olması lazım. Şimdi arkadaşlar bakın. 0,0 çarpı 0,0 yaptığımız zaman çocuk kesinlikle ne olur? 0,0 olur. Bunu kesin söylüyorum. A bireyine geldiğimizde bakın. A0 çarpı A0 yaparsam ne olur? Çocuk A kan gruplu da olabilir, 0 kan gruplu da olabilir. Kesin söyleyebiliyor muyum? Hayır. B0 çarpı B0 yaparsam ne olur? Ya B olur ya da 0 olur. Kesin söyleyebiliyor muyum? Hayır. AB çarpı AB yaptığımız zaman çocuk ne olabilir? A kan gruplu. AB kan gruplu ya da B kan gruplu olabilir. Dolayısıyla bu da kesin söyleyemiyorum. Hangisi kesinlikle söylenebiliyor? Sadece yalnız bir diyoruz. Gelelim diğer sorumuza. Üçüncü soru. Diyor ki aşağıdaki pedigride taralı olan bireylerde belirli bir özellik görülmektedir. Buna göre taralı bireylerde özelliklerinden hangileriyle aktarılır? Şimdi arkadaşlar bakalım. Kodominansi demiş. Kodominansi ne demek? Eş baskınlık demektir. Eş baskınlık. Şimdi eş baskınlık olabilmesi için bakın nasıl olur? Taralı bireyler heterozigot durumda olur. O zaman ben taralı bireylere heterozigot yazarsam. Şimdi heterozigot olması için buradan büyük A'yı aldı, buradan küçük A'yı alabilir veya buradan küçük A'yı aldı, buradan büyük A'yı alabilir. Sıkıntı olur mu? Olmaz. Bu bireylerin de taralı olmaması için yine büyük A, büyük A, küçük A, küçük A olabilirler. Büyük A, büyük A, küçük A, küçük A olabilir. Sıkıntı olmaz. Bu ikisinin yan yana gelebilmesi için diyelim ki bu büyük A'ya sahipse bu küçük A'ya sahiptir.
Ya da küçük a'ya sahipse büyük a'ya sahiptir arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı oldu mu? Olmadı. O zaman kodominansı yani eş baskınlıkla kalıtılabilir. İntermediyer kalıtım bu eksik baskınlıktır arkadaşlar. Hani kırmızı ile beyaz yan yana geliyordu, pembe oluşuyordu ya. İşte bu eksik baskınlıktır. Yani bu durumda bakın eş baskınlığa uyum gösteriyorsa intermediyer kalıtıma da uyum gösterir. Yani eş baskınlıkta durum ortaya çıkıyorsa intermediyer kalıtım yani eksik baskınlıkta da durum ortaya çıkar arkadaşlar. O yüzden bununla da kalıtılabilir. Gelelim multiallellik yani çok allellik. Mesela multiallellikte hangi örneğimiz vardı? A, B, 0 mesela. Ne yapalım biliyor musunuz? Taralı olan bireylere 0 verelim. Bakın 0, 0, 0, 0, 0, 0 yazdım. Peki sıfırların yan yana gelebilmesi için mesela bu A 0, bu B 0 olsun mu? Veya tam tersi olur mu? Olur. Mesela sıfırların yan yana gelmesi için bunda 0 var ya. Bu A 0 ya da B 0 olursa gelir mi arkadaşlar yan yana? Gelir. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Bu B olabilir. A 0 olabilir. Herhangi bir sıkıntı oldu mu? Olmadı. O zaman multiallellikle de kalıtılabilir bu hastalık. Cevabımız 1, 2 ve 3 olur. Yani hepsiyle kalıtılabilir. Gelelim şimdi sizi burada zorlayacak olan belki intermediyer kalıtımı daha önce duymamış olabilirsiniz ama intermediyer ara birey demektir arkadaşlar. Dolayısıyla ara özellik oluşumu demektir. Ara özellik de hangi kalıtımda oluşuyordu? Eş baskınlık veya diğer bir adıyla eksik baskınlık diğer bir adıyla ekivalentlikte oluşuyor. Dördüncü soru. Unutmayın bunların hepsi çıkmış sorudur. Diyor ki annenin kan grubunun AA genotipinde olduğu bir çaprazlamada bütün çocuklar aynı kan grubundandır. Buna göre babanın kan grubu genotipi hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar, bütün çocuklar aynı kan grubundansa, bakın AA ile A0'ı çaprazladığımız zaman bireylerin hepsi A olur mu? Olur. O zaman bu olur. AA ile 0'ı çaprazladığımız zaman bütün bireyler yine A kan gruplu olur mu? Evet. AA ile BB'yi çaprazladığımızda tüm bireyler AB kan gruplu olur mu? Olur. AA ile A'yı çaprazladığımızda zaten A kan gruplu olurlar ama AA ile AB'yi çaprazladığımızda bireyler ya AA genotipli ya da AB genotipli olur. Dolayısıyla kesin olarak bilemediğimiz için cevabımız Bursa şıkkı olur. Gelelim 5. soruya. Dikkat ederseniz sorular kolay arkadaşlar. Oldukça yapabileceğimiz TET düzeyinde sorular. Hani bizi çok fazla zorlayacak bir soru olduğunu düşünmüyorum. Diyor ki heterozigot ARH pozitif bir anne ile heterozigot BRH pozitif bir babanın birinci çocukları 0 RH negatif olmuştur. 0 RH negatif olmuştur. Bu anne ve babanın ikinci çocuklarının BRH pozitif olma olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar zaten burada hatırlarsanız buna benzer bir soru bir önceki videoda çözmüştüm. Bir önceki videoda. Şimdi heterozigot diyorsa zaten burada ben bunları ne yazacağım? A0 büyük R küçük R. B0 büyük R küçük R. Yani şunu vermesine gerek yok. Veya bunu verdiyse şu heterozigotları kullanmasına gerek yok. Ama ÖSYM böyle bir şey yapmış kullanmış. Anne ve babanın diyor ikinci çocuklarının BRH pozitif olma olasılığı. Şimdi A0 ile B0'ı kendi arasında çaprazlayalım. Çaprazlama yaptığımızda AB, A0, B0, 0, 0. R'leri çaprazlayalım arkadaşlar. R'leri çaprazladığımızda büyük R büyük R. Büyük R küçük R, büyük R küçük R, küçük R küçük R. BRH pozitif diyor. B gelme ihtimali 1 bölü 4. Pozitif olma ihtimali 3 bölü 4. Çarptığımız zaman sonucumuz ne olur? 3 bölü 16 olur arkadaşlar. Gelelim 6. sorumuza. Kan grubu ARH negatif bir anne ile kan grubu BRH pozitif olan bir babanın birinci çocukları 0 RH negatiftir. Evet işte bakın burada heterozigot falan dememiş. Şimdi biz bulacağız. A RH negatifse A'nın yanındakini bilmiyorum. Negatif olduğu için küçük R küçük R yazdım. Baba BRH pozitifmiş. B'nin yanındakini bilmiyorum. Pozitif olduğu için büyük R yazdım. Yanındakini bilmiyoruz. Birinci çocukları 0'mış. 0 negatif. O zaman 0 0 küçük R küçük R. Şimdi doldurabilir miyiz? Evet dolduralım o zaman. Sıfırların yan yana gelmesi için birini anneden, birini babadan aldı. Küçük R'lerin yan yana gelmesi için birini anneden, diğerini babadan aldı. Diyor ki, bu bireyden doğacak ikinci çocukta kan uyuşmazlığı olma olasılığı nedir? Şimdi kan uyuşmazlığında arkadaşlar sadece RH'lar ilgilendiriyor bizi. Yani A0, B0 önemli değil. Çaprazlayalım R'leri. Çarpı büyük R, küçük R. Çaprazladığımız zaman bakın bunu bir tane R olarak görün. Büyük R, küçük R,
Küçük R, küçük R. Kan uyuşmazlığı olması için çocuğun ne olması lazım? Pozitif. O zaman kan uyuşmazlığının görülme olasılığı nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. Kan uyuşmazlığı dediği için A'yı B'yi katmadım. Çünkü kan uyuşmazlığı RH'a bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bu yüzden de 1 bölü 2 olarak sonucumuzu bulduk. Gelelim diğer sorumuza. En son 6 demiştik. 7. soruya geliyoruz. Evet, böyle bir soru. Diyor ki yandaki soy ağacında X'e bağlı çekinik bir genle kontrol edilen bir hastalığın seyri gösterilmiştir. Bu soy ağacından elde edilen verilere göre Ayşe ve Ali, Ahmet ve İpek çiftlerinin çocuklarında bu hastalığın ortaya çıkma ihtimali nedir? Şimdi arkadaşlar, eşeğe bağlı çekinikmiş. O zaman ben taralı bireylere yazıyorum. Bakın X üzeri küçük R, Y. X üzeri küçük R, Y. Sağlam olan erkekleri de yazabilir miyim? X üzeri küçük R, Y. Pardon, büyük R yazacağım. Özür dilerim. X üzeri büyük R, Y. X üzeri büyük R, Y. Erkek olanların hepsini de yazdık değil mi? Evet, yazdık. Şimdi şu X üzeri küçük R'nin gelebilmesi için kimden alacak? Bakın babadan zaten Y'yi aldı. Anneden ne alacak? Küçük R'yi. O zaman X üzeri küçük R yazdım. Annenin, bakın arkadaşlar, annenin büyük R'yi taşıması gerekiyor sağlam olması için. Şimdi geliyorum bu kısma. X üzeri küçük R'yi baba kesinlikle kime verecek? Kızına, yani İpek'e verecek mi? Verecek. Çünkü babadan kıza sadece bir tane X kromozom geçiyor. Anneden de büyük R'yi alır. O zaman İpek'imizin de belirledik. Zaten Ahmet'le Ali belirli. Ayşe'yi belirleyelim. Arkadaşlar Ayşe, bakın ne olur? X üzeri büyük R, X üzeri büyük R olabilir. X üzeri büyük R, X üzeri küçük R olabilir. Evet, şimdi bakın ikili bir şey ortaya çıktı. Şimdi benim buradan bakın iki tane seçme ihtimalim var. Ayşe ve Ali çifti için, bakın Ayşe Ali çifti için yazıyorum. İki tane seçme olasılığım var. Bir kere 1 bölü 2 çarpı dedim. Yani bunlardan birisini getireceğiz. Şimdi ben hasta olması için ikinciyi seçtim. İkinciyi çaprazladığım zaman çocuklarında bu hastalığın görülme ihtimali ne olur arkadaşlar? Bakın X üzeri büyük R, X üzeri büyük R olabilir. X üzeri büyük R, Y olabilir. X üzeri büyük R, küçük R olabilir. X üzeri küçük R, Y olabilir. Hastalığın ortaya çıkma ihtimali ne oldu? 1 bölü 4 oldu. O zaman çarpı 1 bölü 4 dedim. Cevabımız ne olur arkadaşlar? 1 bölü 8 olur. Ayşe ve Ali için. Geliyorum Ahmet ve İpek çiftine. Ahmet ve İpek zaten belirli mi? Belirli, bakın. İkinci bir seçenek yok. O yüzden çaprazlama yapıyoruz. Ne olur? X üzeri büyük R, X üzeri büyük R olur. Daha sonra X üzeri büyük R, Y olur. X üzeri küçük R, bir dakika. X üzeri küçük R, Y olur ya da X üzeri büyük R, Y olur. Buradan da Ahmet ve İpek çiftinin çocuklarının yine hasta olma ihtimali nedir? 1 bölü 4. İşte cevabımız Ayşe ve Ali için 1 bölü 8, Ahmet ve İpek için 1 bölü 4. Eğer ki şuradaki ihtimali katmazsanız sorunuzun cevabı yanlış çıkacaktı. Yani ikisine de 1 bölü 4 bulsaydınız, şıklarda var bu, yanlış işaretlemiş olacaktınız ama şuradaki ihtimali her zaman için katacağız arkadaşlar. Gelelim 8. sorumuza. Yandaki soy ağacında taralı olan bireylerde belirli bir özellik fenotipte görülmektedir diyor. Buna göre bu özellikle ilgili hangileri kesin olarak doğrudur? Bakalım, diyor ki otozoman çekiniktir. Hemen deniyorum. Taralı olanlara küçük r küçük r yazıyorum. Küçük r'ların yan yana gelmesi için annede babada bulunması gerekiyor. Anne baba heterozigot olmalı. Sıkıntı var mı? Yok. O zaman bununla taşınabilir. Y kromozomunda baskın diyor. Y kromozomunda olması için erkek çocuklarda ve babada görülmesi gerekiyor. Bu olmaz arkadaşlar. Diyor ki X kromozomunda baskın. X kromozomunda baskınsa o zaman ben sağlam bireylere, bakın sağlam olan bireylere ne yazacağım? X üzeri küçük R küçük R ya da X üzeri küçük R Y yazacağım. Yazalım. X üzeri küçük R, X üzeri küçük R. X üzeri küçük R Y, X üzeri küçük R Y. Baskın taşınabilmesi için hasta bireyin X üzeri büyük R olması gerekmiyor mu? X üzeri büyük R'yi taşıyacak. Yanındakini bilmiyorum, dişi birey olduğu için. Bakın babada da annede de X üzeri büyük R yok. Gelme ihtimali var mı buraya? Yok değil mi? Nereden gelecek? O zaman bununla da taşınamaz. Cevabımız ne olur? Yalnız 1 olur arkadaşlar. Gelelim 9. sorumuza. Diyor ki renk körlüğü kalıtımı gösterilen bireyler koyu renklidir. Buna göre kaç numaralı çocuğun mutasyonla meydana geldiği söylenebilir? Arkadaşlar renk körlüğünde neydi? X üzeri küçük R, X üzeri küçük R kızlar için, X üzeri küçük R Y erkekler için yazıyorum. X üzeri küçük R, X üzeri küçük R, X üzeri küçük R Y.
Şimdi bakın burada zaten sağlam olanlar büyük RY'dir erkeklerde. Büyük RY. Şu iki küçük R'nin yan yana gelmesi için birini kimden aldı? Anneden. Anne büyük R'yi taşır, taralı olmaz. Diğerini kimden alması gerekiyor? Babasından. Babasında bu gen var mı? Yok. E bu çocuğun oluşma ihtimali var mı normalde? Yok. O zaman mutasyonla oluşmuştur diyebilir miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? 2 numara olacak. Zaten şıklarda 1, 2, 3, 4, 5 diye sadece bunlar yazıyor. O yüzden cevabımız 2 numara olur. Unutmayın, eğer ki bir kız çocuğunda X'e bağlı çekinik olan bir kalıtım, bir hastalık görülüyorsa babanın da kesinlikle o hastalığı taşıyor olması lazım. Yani taralı olması gerekiyor. Gelelim arkadaşlar 10. sorumuza. Evet, 10. soruda şöyle uzun bir soru diyor ki, İnsanlarda alın kısmında saç çizgisinde sivri bir hattın bulunması açık alınlılık olarak adlandırılır. Hastalığın yani özelliğin tanımını yapıyor. Açık alınlı olma ve olmama özellikleri otozomal bir gen tarafından kalıtılmaktadır. Yanda bu özellikle ilgili 3 kuşaklık bir soy ağacı verilmiştir. Soy ağacına göre hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bize otozomal olduğunu söylemiş ama çekinik mi baskın mı söylememiş. Şimdi biz ilk önce bunu bulalım. Bu tür sorularda ilk önce çekinikten başlayın. Hemen bakalım. Çekinik olabilmesi için taralı bireylere ne yazacağım? Küçük a, küçük a yazacağım. Yazalım. Küçük a, küçük a. Yazdım. Şimdi küçük a'ların yan yana gelmesi için tamam, annede babada var. Ama bu bireyin sağlam olması için büyük a'yı taşıması gerekmiyor mu? Gerekiyor değil mi? Annede babada büyük a var mı? Yok. O zaman çekinik kalıtılmıyor. Şimdi geliyorum ben baskınlığa bakmaya. Baskınlığa bakabilmemiz için de bu sefer taralı olmayanlara küçük a küçük a yazıyorsunuz. Tamam mı? Eğer ki otozomal baskın bir hastalıksa taralı olmayanlara küçük a küçük a yazın arkadaşlar. Çünkü taralı olanlar baskın olduğu için ya büyük a büyük a olur ya da büyük a küçük a olur. Bakıyorum iki küçük a'nın yan yana gelmesi için şimdi annede babada bulunabilir. Bunların taralı olması için de büyük a'yı taşıması gerekiyor. Sıkıntı yok. Geliyorum buraya. Bu birey büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. Şunların yan yana gelmesi için küçük A'ların yine anneden aldılar. Babadan alırlar. Baba heterozigot olur. Herhangi bir sıkıntı oldu mu? Olmadı. O zaman bu özellik nasıl kalıtılıyormuş? Otozomal baskın kalıtılıyormuş. Değil mi? Baskın. Şimdi diyor ki açık alınlı olma özelliği baskın bir allel tarafından kontrol edilir. Evet bu doğru. Bulduk. İkinci kuşaktaki açık alınlı 3 bireyin genotipleri birbiriyle aynıdır. Şimdi arkadaşlar bu ikisi aynı değil mi? Büyük A küçük A. Üçüncüye bakacağım. Şimdi bu bireyin, üçüncü olan yani şu bireyin annesinden alabileceği kesinlikle nedir? Küçük A'dır. Taralı olması için babasından büyük A alması lazım. Hepsi heterozigot oldu mu? Oldu. O zaman bu da doğrudur. Üçüncü kuşaktaki açık alınlı bireyin genotipinin homozigot olma olasılığı 1/2'dir. Bakın ne dedik? Ya bu şekilde olur ya da bu şekilde. Homozigot olma olasılığı 1/2 mi? Evet. O zaman bu da doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 3 hepsi doğru olur. Geçelim 11. soruya. Dikkat ederseniz sorular oldukça basit bizim yapabileceğimiz tarzda sorular. Diyor ki 3 nolu bireyin 0 RH negatif kan grubundan olma ihtimali nedir? Şimdi arkadaşlar bakın bu birey 0 negatif olmuş. 0, 0, küçük R, küçük R. Bu birey büyük B yanındakini bilmiyorum. Büyük R var yanındakini bilmiyorum pozitif olduğu için. A'yı yazdım yanındakini bilmiyorum negatif olduğu için küçük R küçük R yazdım. Şimdi yerleştirelim. Bakın sıfırların yan yana gelmesi için birini anneden birini babadan aldı. R'lerin yan yana gelmesi için birini anneden diğerini babadan aldı bulduk. Diyor ki sıfır negatif kan grubundan olma ihtimali. Şimdi A'ları B'leri çaprazlayalım. A sıfır B sıfır ne olur? A B A sıfır B sıfır sıfır sıfır. Sıfır olma ihtimali 1/4. Bir de negatifliği soruyor. Büyük R küçük R çarpı küçük R küçük R yapıyorum. Ya büyük R küçük R olur ya da küçük R küçük R olur. O da 1/2 olur. Negatif olma ihtimali. 1/4 çarpı 1/2 cevabımız ne olur? 1/8 olur. Gelelim 12. soruya. Şurayı soy ağacı çizecektim. Baktım ki soru çok uzun. O yüzden burayı böyle karaladım. Sorumuz şurası arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde kromozom yapısında görülen bir değişiklik verilmiştir. Dikey oklar kromozomun, bu arada dikey okları çizmemişim, şu şekilde arkadaşlar dikey oklar çizmemişim. Kromozomların kırılma noktalarını taralı yerler ise yeniden düzenlemenin etkilediği kromozomal kısımları göstermektedir diyor. Buna göre şekildeki
Kromozom yapısında görülen değişiklik nedir? Arkadaşlar hemen bakıyorum. Bakın. BCD ne olmuş? DCB. Ters mi dönmüş? Evet, ters dönmüş. Ters dönme olayına biz ne diyoruz? İnversiyon. Cevabımız direkt inversiyon olacak. Peki delesyon ne demek? Parça kaybı. Parça kaybı. Duplikasyon ne demek? Diyelim ki bir parça buradan kopuyor. Tekrardan gelip farklı bir yere yerleşiyor arkadaşlar. Biz buna duplikasyon diyoruz. Dup ne demek? Du. D'den gelir arkadaşlar. 2 demektir. Yani parçanın katlanması, büyümesi demektir. Translokasyon neydi? Yer değiştirmeydi. İşte iki kromozom arasında yer değiştirmeydi. Anoploidi de zaten kromozomlarda sayısal olarak verilen bir mutasyon. Geçelim diğer sorumuza. 13. soru. Şöyle büyükçe bir soru arkadaşlar. Diyor ki, insanlarda 10 milyonda bir görülen kalıtsal bir hastalığın soy ağacındaki seyri gösterilmiştir. Soy ağacı incelendiğinde bu kalıtsal hastalığın en olası kalıtım şekli hangisidir? Şimdi böyle bir soru gördünüz. Bakın şıklarda şunlar var. Benim size tavsiyem ilk olarak otozomal çekinik yapın. Çünkü genelde böyle sorular otozomal çekinik olarak çıkıyor. Otozomal çekinik çıkmadıysa eğer hemen X'e bağlı çekiniği yapın. O da çıkmadıysa diğerlerine bakarsınız. Ama kısa yoldan yapmak için direkt otozomal çekiniğe bakalım. Bakın. Küçükken küçük kağıt taralı bireylere yazıyorum. Hepsine yazdım. Şöyle. Oldukça karışık görünüyor ama kolaylıkla çıkacak. Küçük ağların yan yana gelmesi için birini anneden aldı, diğerini babadan. Taralı olmamak için büyük ağı taşıdı. Burada sıkıntı yok. Geliyorum. Küçük ağların yan yana gelmesi için birini anneden aldı, diğerini babadan alacak. Heterozigot, sıkıntı yok. Küçük ağların yan yana gelmesi için birini anneden aldı, diğerini babadan alacak. Heterozigot, sıkıntı yok. Küçük ağların yan yana gelmesi için birini babadan aldı, diğerini anneden alacak. Sıkıntı var mı? Yok. O zaman bu hastalık otozomal çekinik olarak katılır. Eğer ki burada uymayan bir şey olsaydı o zaman diğer şıklara bakardık. Ama uyduğu için direkt olarak bu şekilde yaptık. Gelelim 14. soruya. Bakın burada da yine mutasyonlarla ilgili bir soru. Diyor ki aşağıda bir polipeptit sentezini sağlayan DNA'nın bir parçasının nükleotit dizilimi ve bu nükleotitlerin kodladıkları aminoasitler verilmiştir. Bu DNA'da 3 tane mutasyon var arkadaşlar. Şeklinde meydana gelen mutasyon çeşitleri hangisine doğru verilmiştir? Şimdi bakalım. Diyor ki ikinci kodun birinci nükleotidinin sitozine dönüşmesine bağlı olarak lösin yerine valinin gelmesi. Arkadaşlar bu nedir? Yanlış anlamlı değil midir? Yanlış anlamlı mutasyondur. Değil mi? Hatırlayın bunu protein sentezinden sonra anlattım bu mutasyonları. Üçüncü kodun üçüncü nükleotidinin guanine dönüşmesine bağlı olarak amino asit değişiminin olmaması. Bakın o zaman biz buna ne diyoruz? Sessiz mutasyon diyoruz değil mi? Çünkü ortaya çıkmıyor etkisi. Beşinci kodun birinci nükleotidinin adenine dönüşmesine bağlı olarak proteinin sonlanması. Bakın adenine dönüşmüş şurası. Beşincisi hangisi? 1, 2, 3, 4, 5. Beşincisi arkadaşlar şurası adenine dönüşmüş. Ve adenine dönüştüğü için de protein sentezi sonlanmış yani durdurucu koduna dönüşmüş. Durdurucu koduna dönüşmesine biz ne diyorduk? Anlamsız mutasyon diyorduk değil mi? Çünkü herhangi bir amino asit sentezlemiyor. O yüzden de anlamsız mutasyon diyoruz. Cevabımız ne olacak? Yanlış anlamlı, sessiz anlamsız E şıkkı cevabımız olur arkadaşlar. Gelelim 15. sorumuza az kaldı. 18 tane soru var. Şimdi burada bize açıklamalar vermiş. Diyor ki hangisinin açıklaması yukarıda yoktur? Bakıyorum. Kromozom sayısındaki artış ya da azalışların temel kromozom sayısının katları şeklinde olması. Bu nedir arkadaşlar? Öploidi dediğimiz veya anoploidi dediğimiz olaydır. Değil mi? Kromozom sayısındaki mutasyonlar. Bir kromozom parçasının ya da bütününün başka bir kromozoma bağlanması. Biz buna ne diyoruz? Translokasyon diyoruz. O zaman buraya da B gelecek. Translokasyon. Mayoz bölünmede bir kromozomun bir kutba homolo ile çekilerek aynı gamete gitmesidir. Bu kromozomlarda ayrılmama. Bakın burada meiotik non-dixigikindiglobuli böyle bir şey diyor işte. Ben pek okuyamam böyle şeyleri arkadaşlar. Siz görüyorsunuz nasılsa. Bu da ne olacak? Bunun cevabı olacak. Zaten mayoz bölünme meiotik bakın direkt olarak vermiş bize. Dönlenmemiş yumurtanın partenogenezle çoğalmasıyla oluşur. Dönlenmemiş yumurta partenogenezle çoğaldığı zaman monoploid canlı oluşur arkadaşlar. Yani en kromozomlu canlı oluşur. Bu da var. Hangisi yok? Alelopati yok. Nedir alelopati? Arkadaşlar alelopati şu. Bitkiler köklerini toprağa bitkilerin köklerinden toprağa bırakılan bir takım kimyasal maddeler olabilir. Bu kimyasal maddeler
diğer bitkilerin çimlenmesini ya da gelişimlerini etkiliyorsa biz buna alelopati diyoruz. Bunu ilerleyen zamanlarda zaten göreceğiz. Burada ama hani bildiğinizi varsayarak zaten sorulmuş. Hani kalıtım çıkmış soru olduğu için o yüzden alelopati kavramı da karşımıza çıktı. Gelelim 16. soruya. Diyor ki bir proteinin sentezinde bir kodda bir mutasyon meydana gelmiş ve sonuçta valin amino asidi yerine glutamin amino asidi yapıya katılmıştır. Sentezlenen protein tam olarak eski görevini yapamamaktadır. Bu mutasyon tipi hangisine örnektir? Bakın, valin yerine glutamin. Bu nedir? Yanlış anlamlı mutasyondur. Anlamsız olması için durdurucu kodona dönüşmesi lazım. Sessiz olması için değişiklik olmamalı arkadaşlar. Letal mutasyon öldürücü mutasyondur. Öldürücü. Çerçeve kayması da bir tane diyelim ki bir tane gen nükleotit ortadan gidiyor. Normalde işte 10 nükleotitlik olan veya işte 9 nükleotitlik olan bir gen bölgesi 8 nükleotit kalıyor. Bu giderse ne olur? Hop, kaydı mı bunlar? Kaydı. İşte biz buna ne diyoruz? Çerçeve kayması diyoruz. Cevabımız C şıkkı olur. Gelelim 17. sorumuza. Diyor ki meyve sineğinde drozofila arkadaşlar diğer bir adı. Gri vücut renginden sorumlu allel, siyah vücut renginden sorumlu allele baskıdır. Normal kanat oluşumundan sorumlu allel de körelmiş kanat oluşumundan sorumlu allele baskınmış. Her iki karakter yönünden heterozigot olan dişi sineğin çekin iki fenotipe sahip erkek sinekle çaprazlamasından oluşan yavru bireylerin fenotipleri ve miktarları verilmiştir. Bu durum hangisiyle açıklanabilir? Normalde Mendel'in kuralına göre arkadaşlar oranımızın ne olması lazım? 9, 3, 3, 1 olması gerekiyor değil mi? Şimdi bakalım burada hangi oran çıkmış? Şimdi şuraya baktığımızda bakın bu yaklaşık olarak kaç katı? 4-5 katı diyebiliriz değil mi? Veya 4-4-1-1 diyebiliriz. İşte veya 5-5-1-1 diyebiliriz arkadaşlar. Böyle bir oran çıkmış. Böyle bir oran ancak nasıl çıkar? Ancak nasıl çıkar arkadaşlar? Bağlı genlerle çıkar değil mi? İlgili genlerin aynı kromozom üzerinde bulunmasıyla çıkar arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olur. Gelelim 18. ve 2021 ÖABT sorusuna. Arkadaşlar normalde 2021'in sadece %10'u açıklanmış ÖABT'nin. Ama Allah'tan şansımıza bunlardan bir tanesi de kalıtım sorusu. Hemen aldım tabii ki yapıştırdım buraya. Şimdi diyor ki aşağıda bir özelliğin soy ağacındaki seyri verilmiştir. Bu özelliğe sahip bireyler için bireyler içi taralı olarak gösterilmiştir diyor. Taralı bireylerin genotiplerinin aynı olduğu bilindiğine göre bu özelliğin kalıtımı tiplerinden hangilerine dayalı olarak ortaya çıkmış olabilir? Şimdi teker teker deneyeceğiz yine. Başat allel diyor bakın. Başat allel ile otozomal kalıtım. Ne yapıyoruz burada? Sağlam bireylere küçük a küçük a yazıyoruz. Hemen yazalım sağlamlara. Küçük a küçük a. Yazdık. Şöyle küçük a küçük a. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu bireylerin taralı olabilmesi için de büyük A'yı taşıması gerekiyor mu? Evet. Şimdi şurada büyük A alleli var mı çocuklarına versinler? Yok. Değil mi? O zaman başat allel ile kalıtılamaz diyoruz. Çekinik allel ile otozomal kalıtım. Bu sefer ne yapıyoruz? Bakın taralı olanlara küçük A küçük A yazıyoruz. Bu sefer hemen farklı bir renkle yapıyorum. Taralı olanlara küçük A küçük A yazıyorum. Zaten genelde çekiniklik gösteriliyor arkadaşlar. Kalıtılıyor yani genelde. Bir önceki soruda mesela kalıtılmamıştı ama genel olarak çekiniklik ortaya çıkıyor. Şimdi küçük ağların yan yana gelmesi için anne de baba da olması gerekiyor. Anne babanın taralı olmaması için büyük ağ taşıması gerekiyor. Yine şurada küçük ağların yan yana gelmesi için birini anneden aldı. Diğerini babadan alacak. Büyük ağ gelmesi gerekiyor. Sıkıntı yok. Şu küçük ağ herkese gelir değil mi? Bunun taralı olmaması için büyük ağ taşıması gerekiyor. Küçük ağların yan yana gelmesi için birini babadan aldı. Diğerini anneden alacak. Annenin taralı olmaması için de büyük ağ taşıması gerekiyor. Sıkıntı çıktı mı? Çıkmadı. O zaman olur mu arkadaşlar? Olur. Şimdi burada demiş ki X'e bağlı kalıtım. Şimdi X'e bağlı kalıtım ama çekinik mi? Baskın mı? İlk önce ne yapalım? Çekinikliği deneyelim. Daha sonra arkadaşlar baskınlığa bakarız. Aslında çekiniklik olmuyorsa zaten baskınlığa da bakmayacağız ama çekiniklik oluyorsa baskınlığa da bakmamız gerekiyor. O zaman ne yapıyoruz? X'e bağlı çekinik dediği için hemen yazalım. Bakın X üzeri küçük R, Y. X üzeri küçük R, Y. X üzeri küçük R, X üzeri küçük R. X üzeri küçük R. Şimdi
Kızlara bakıyorum hemen. Ne demiştim ben? Çekinik hastalıklarda, çekinik kalıtımda. Eğer ki kız çocuk taralıysa babanın kesinlikle ne olması lazım? Taralı. Burada var mı öyle bir durum? Yok. O zaman X'e bağlı kalıtım olabilir mi? Olamaz. Cevabımız ne olacak? Yalnız 2 olacak. Evet. Böylece arkadaşlar kalıtımla ilgili ÖABT sorularını da bitirmiş olduk. Gördüğünüz gibi oldukça basit düzeyde geliyor. Bir tane sorumuz vardı. 2018'di sanırım. Benim çıkmış sorular çözümünde var. 2018, 2016 ve bende ne vardı? 2018, 2016 bir tane daha vardı. 2015 mi vardı? 13 mü vardı? 3 tane çıkmış soru çözümü yapmıştım. Onlardan birinde çok karmaşık bir soru vardı. En zor soru o olarak geldi. Hem hemofililiği göstermişti aynı su ağacı üstünde hem de renk körlüğünü göstermişti arkadaşlar. İşte en zor olarak sadece o gelebilir. Ben buraya almadım zaten çözdüğüm için. Oradan da bakabilirsiniz hani çözdüğüm sorularda ama yılını hatırlamıyorum hangisi olduğunu. Çözdüğümü hatırlıyorum sadece. Dediğim gibi bundan sonraki konularda en son hani soru çözümü yapıyorum ya iki kere soru çözümü yapacağım. Birincisinde kendi kitaplardan bulduğum soru çözümünü. Diğerinde de arkadaşlar ÖABT'de işte 2017 dediğim gibi var elimde. 2017 konu anlatım kitabı var PEGEM'in. 2017'ye kadar o konuyla ilgili kaç tane soru çıkmışsa, hangi sorular çıkmışsa onları çözeceğim. Yani bundan sonra iki soru çözümü bekliyor bizi. Önceki konuları da şöyle telafi edeceğiz. Konular bittikten sonra en son işte ÖABT'de şu konuda şu çıktı, şu konuda şu çıktı diye ayrı video olarak çekeceğim. Merak etmeyin. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.